hakkında ciddi bilgiler edinmeye başladım. Artık okullarda dönen tüm dedikoduları biliyor, 7. sınıfa yeni başlayan Ayşe'nin politik görüşünü öğrenebiliyordum. Müdür sensin. Ben müdür müyüm? 7'ye geçtim, 12 yaşındayım, tamam mı? Sen kimle kim oluyorsun ya? Oğlum bak, polise şikayet edeceğim seni. Benim de eniştem polis ve teyzemin kocası eniştem. İlk duyduğumuzda radyo kanalı sandığımız online soru sorma platformu olan Ask FM nedir? Temelde sor ve cevapla kurallarına göre işleyen bir er meydanı olarak açıklamak mümkün. Sevgilin var mı, kimden hoşlanıyorsun, en son kiminle çıktın gibi sorularla şişe çevirmecinin sanal versiyonu olarak görünse de astronomiden sosyolojiye, genetikten futbola kadar her konuda soru ve cevapları bulabilirsiniz. Tanrım, yoksa SLM, ASL, PLS soruları geri mi döndü diye endişelenmeyin. Bu sefer eklenen video özelliğiyle karşı tarafa kanlı canlı selam, ASL, please diyebilirsiniz. Video ile cevap verme eklentisinin öne çıkmasıyla kendinizi bir adım önde hissetmeniz kaçınılmazdır. Ne de olsa 15 dakikalık şöhret her platformda yakalanmalıdır. 14 yaşında kadın erkek ilişkilerini çözenler, eski Nurgül yok artık diyen 10 yaşındaki kızlar, 11 yaşındaki Emre'nin adam gibi sevmesine rağmen neden hep terk edildiğini sorgulaması. Bunların hepsini Ask FM'de bulabilirsiniz. Bazen kum havuzuna giren nineler gibi hissettirse de incelemenizde fayda var. Peki ya siz, vejeteryenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Rain Leachers bizlerle, sosyal medya devam ediyor. Isına sloganı sosyal medyada bloglarla hayat buldu diyebiliriz. Envai çeşit konunun ilgilisi bir blog alanından tecrübelerini, çalışmalarını, dijital arşivini, becerilerini ya da çalışmalarını çoğu zaman maddi bir motivasyonu olmaksızın paylaşma aşkına paylaşıyor. Belki de tek motivasyon interaksiyon. Okuyuculardan gelen ilham verici, çekidüzen verici ya da talep içeren yorumlar. Bir tür kazan-kazan durumu. Oje bloklarından buji bloklarına neredeyse her ilgilinin bir şeyler bulabileceği sayısız sayıda blok var. Elbette geleneksel konular magazin, yemek, moda, araba, dekorasyon, kişisel bakım ya da ulvi meseleler okunma oranı bakımından başı çekiyor. İnternetten evvel de oldukça ilgilisi olan fakat öyle pek de dergisi, televizyon programı, uzmanı olmayan bir alan bunların arasında hızla sıyrılıp yeni bir komünite yarattı. Blogger anneler ya da anne bloggerlar. Günümüzde yoğun iş hayatı, geniş aileden uzak olmak, bekar annelik gibi faktörlerin de etkisiyle annelik sanatının püf noktaları hiç şüphesiz ki Google'da en çok aranan hususlar arasında.
Liseden sonra evinden ayrılan, aile büyükleriyle coğrafi ve psikolojik olarak uzak kalmış olan, aile müessesesinden ve onun geleneksel bilgilerinden ziyade kariyerine odaklanmış olan şehirli annelerin çocuk sahibi oldukları an karşılaştıkları danışmansızlık hali büyük bir sektör yaratmış durumda. Anne bebek dergilerinden uzman kitaplarına, psikolojik danışmanlardan eğitici videolara kadar pek çok malzeme ile çocuk bakımı ve çocuk yetiştirmeye dair sayısız fikir, internette basit bir arama ile ulaşabileceğiniz bir külliyat. Anne bloggerların fonksiyonu ise bu bilgileri soğuk bir uzman görüşü ya da kaynaksız bir arama motoru sonucu olmaktan çıkarıp, dostane, fikir teatisine açık, deneyimlere ve gerçek yaşamlara dayanan bir forma sokması. Modern bir kadın dayanışmasının örneklerinin izlenebildiği anne bloglarında, doğum anından ilk banyoya, beslenmeden günlük bakıma dair pek çok hayati konu detaylarıyla işleniyor. Anne, niçin baktın bana öyle? Kılavuzu. Madde 1. Misafire terlik ver. Madde 2. Sivri sivri konuşma. Madde 3. Kolonya tut. Kendilerini genellikle çocuklarının ismiyle, yani Ayşe'nin annesi, Furkan'ın annesi formunda nitelendiren deneyimli ve paylaşımcı anneler, anne adaylarının ya da yeni annelerin karşılaşabilecekleri olası sorunlar ve durumlar konusunda okuyucularını aydınlatıyor. Eskiden geniş ailelerde elden ele gezerek büyütülen, bakılan bebekler, şimdi anne bloglarının tavsiyeleriyle yetiştiriliyor. Anne bloggerlar real hayatta buluşmalar organize ediyor ve zaman zaman sosyal yardım kampanyaları için dayanışma içinde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz yıl Van depreminde bölgeye yapılan anne bebek ürünlerinin bağışlarında aktif olarak yer aldılar. Yeni medyada komüniteler ya da dijital aktivizm genellikle hacker grupları, politik topluluklar ya da hak savunucuları olarak görülmeye müsaitse de blogger anneler sessiz ve derinden yükselen güçlü topluluklar arasında görülüyor. Yeni nesil blogger annelerin eseri olacak. Onlara kayıtsız kalmamakta fayda var. Sosyal medya devam ediyor. Ben yayın akarken, yayın boyunca bir gözümüzün ucunda olacağı anketi hatırlatmak istedim. Toplu taşıma klişeleri içerisinde aklınıza gelen ilk nedir diye sorduk. Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Linkine facebook.com bölü sosyal medya TV adresinde birinciliği %0.3'lük farkla otobüste uyuma numarasına yatan genç ve sitemkar bakışlarıyla yer talep eden yaşlı yolcu klişesi alıyor efendim. Üçüncü sırada cereyan yapıyor diye yazın cam kapattıran kişi yer alıyor ki bunun da genelde bir amca ya da teyze olduğunu gayet iyi sanırım tecrübelerimizden biliyoruz. Mizahla ilgili şu Ask FM konusu gelmişken hani biraz önce ondan önceki sohbette de bunu yapıyorduk. Ne değişiyor mizahta? Mesela herkes daha kısa şeylerle güldürüldüğünü düşünürken mesela mizah dergilerine bakıyorum. Dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar konuşma balonu var. Bu nasıl bir tezat değil mi sizce? Bu yeni akım öyle. Yani karikatür ya da mizah bir dönem daha çizgiyle, daha grafiksel anlatımlarla falan şey yaparken, insanlarla iletişim kurarken şimdi dediğin gibi bir sürü upuzun balon ama şimdi o balonlar çok komik. Balonların içindeki yazılar komik. Çünkü oradaki insanlar yaşıyor. Konuşan insan yaşıyor. Daha çok ilgimizi çekiyor. Konuşmayan resimle konuşan resim arasında fark o. Yani şeyi düşün. İlk burada duruyoruz işte yani. Şu hareket ya da ne bileyim şöyle bir hareket yerine konuşarak bunu paylaştığımızda sen de benim ne dediğimi anlıyorsun. Bekir de benim ne dediğimi anlıyor. Ve o yaşıyor. Öteki dümenden yaşadığı için daha çok herhalde şey yapılıyor, tercih ediliyor. Yani birdenbire temsil ettiği o sosyal karakteri o balonla daha çok pekiştiriyor diye böyle bir ciddi bir açıklama yapmış olayım. Sence? Bence de şöyle abi. Bence çok çabuk tüketiliyor. Yani her şey o kadar çabuk tüketiliyor ki bir oyun yazıyorsunuz. Hani bir oyun yazmanız 6 ayınızı bazen 1 senenizi alıyor. Çıkıyorsunuz 1 saatte anlatıyorsunuz ve izleyici hani hemen şey diyor. İkinci oyun ne zaman? İkinci oyunda ya da yeni bir şey yok mu? Gel hadi yani. Bir an önce ver bana yenisini ver.
hani bu sosyal medyadan bahsediyoruz ya, her şey çok çabuk yayıldığından bu da tüketimi körükleyen bir unsur aslında. Mesela Şirince ile alakalı ben zannetmiyorum ki yapılmamış espri kalmasın. Evet. Yani dibine kadar tükettik yani Twitter'da, Facebook'ta her yerde tükendi. Artık belki birçok kullanıcı önümüzdeki 10 yıl boyunca Şirince ile alakalı hiçbir şey duymak istemiyor. Özellikle de espri duymak istemiyor yani. Çok tüketiliyor, herkes espri yapıyor. Aralarında iyiler de var, kötüler de var. Bence tek sorun hani üretici olan, yazan, çizen adamın bunu ne kadar zorlukla aslında bir araya getirdiğinin ıskalanması. Bunlar çok zor bir araya geliyor. Bir oyun çok zor bir araya geliyor. Basit bir çizgi, ufak bir önemsemediğimiz bir karikatür. Belki bir gece çalışılmış oluyor ama çok çabuk tüketiliyor. Peki Bekir Develi, aklıma gelen bir konu. Mesela seninle gündeme gelen konulardan bir tanesi vardı. Muhafazakar stand-up. Evet. Kabul ediyor musun bu tanımlamayı? Eyvallah, kabul ediyorum tabii. Ben daha önce muhafazakar mizah yayınlarından konuğumuz da oldu. Onunla da konuşuyorduk da. Muhafazakarlık mizahla örtüşebilen bir şey mi? Çok tezat kavram değil mi? Ya şöyle, aslında ben mizahçıyım. Ben çıkış ilk çıktığım zamanlarda kendim muhafazakar mizahçıyım diye tanımlamadım. Bu bana verilmiş bir isim. Ancak ya da senin bundan, yapından kaynaklanan bir benim sonuç. Benim yapımdan, benim dünya görüşümden. Ayrıca diğer o mizah dallarında hani bel altı argo diye tabir edilen, tırnak içerisinde söylüyorum, çok fazla kullanıldığından, benim gösterimde de bunlar olmadığından bu bir tarif şekli oldu. Hani küfürsüz argo stand-up çok uzun olacağından ve bu bir tarif olmayacağından bana muhafazakar stand-upçı dendi. Üst üste biniyor mu muhafazakarlıkla mizah? Elbette ki. Yani bir insan, bu aslında böyle yıllardır gelen yanlış bir algının neticesinde sorulur bence bu soru hep bana. Çünkü hani amcalar vardır, yaşı kemale ermiş. Onlar şey derler, işte hacca da gidersem her şeyi bırakacağım ondan sonra. Hacımı da yapacağım, kendimi ilme, fenne, dine, işte diyanete adayacağım diye. Oysa ki insanlar, bu ülkenin muhafazakar insanları, Müslüman insanları, şey yani mutlu insanlar, aralarında espri yapan insanlar, camide başlarından geçen, işte az önce Hasan abi de anlattı, bir en basit bir cenaze merasiminde, bir cenaze götürmede neler yaşanıyor? Hani sanki muhafazakarlıkta espri yokmuş, onlar böyle asık suratla akşama kadar tesbih çeken ve hani havf ve reca arasında yaşayan insanlarmış gibi. Evet, öyle insanlar muhafazakarlar. Ancak onlar mutlu insanlar. Çünkü helal dairesi geniştir, keyfe kafidir. Benim yaptığım gösteride ben bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. Herhalde Türkiye'deki Müslümanlığın, muhafazakarlığın 200 sene, 300 sene önceki halini düşünecek olursan herhalde çok daha ağırdı değil mi o dönemde? Yani üstelik de padişah da halife olduğuna göre herhalde çok daha ağır olması gerekir bugünden. Ağır derken? Yaşanan dinin çok daha ağır bir havasının olması gerekir değil mi? Yani 200 sene öncesine bence bakacak olursak. Bence daha toleranslı bir dönem vardı. Hayır, demeye çalıştığım şu. Algının öyle olduğunu düşünecek olursak. Peki Karagöz Hacivat nereden çıktı? İşte değil mi? İncili Çavuşlar nereden çıktı? Bekri Mustafa'lar nereden çıktı? Pişekarlar, Kavuklular nereden çıktı? Kavuklu, pişekar, bütün bu matraklıklar nereden çıktı? Meddah nereden çıktı? Bu komiklikler nereden? O zamandan çıktı. Demek ki bunu konuşmak bile aslında hani gerek yok. Çünkü tarih bize gösteriyor ki en ağır yaşandığında bile, yani insanların ezan okunduğunda bütün dükkanların kepenklerinin, kapılarının kapatılıp camiye gidildiği bir dönemde bütün bu esprilerin yapıldığı ve bütün bu kahramanların da hayatımızda var olduğunu görüyoruz. Bunun üzerinde konuşmak. Bir de şöyle bir dipnot düşeyim. Hani muhafazakar stand-up ya da hani İslami içerikli bir sahne gösterisi dendiğinde şöyle bir algı oluyor oyunu izlememiş kişiler tarafından. Zannediliyor ki biz namaz üzerinden mizah yapıyoruz ya da okunan hutbe ya da cuma ya da oruç üzerinden mizah yaptığımız düşünülüyor. Oysa ki benim yaptığım mizah, kişisel olarak kendi işimi tarif edecek olursam, benim yaptığım mizah namazdayken kredi kartı borcunu, okuldan çocuğu ne zaman alması gerektiğini, hanım ne sipariş etmişti, ekmek miydi, deterjan mıydı diye düşünerek hangi rekatta olduğunu unutan insanların üzerinden yapılmış bir mizah. Yani hepimizin üzerinden yapılmış bir mizah. Muhayyel, absürt, fantastik bir şey anlatmıyoruz. Gerçekten olanı anlatıyorum. Konu bu.